Şimdi sırada beklenen Pınar Deniz'in hamileliği ve bebeğin cinsiyeti belli oldu. Bebeğin cinsiyetinin belli olmasından öte acaba istediği bir cinsiyet mi? Orada birazcık sanki minicik bir şey var değil mi? Valla zaten ne bebeğin olmuş? cinsiyeti belli Kız mı erkek mi? olmuştu. Arkadaşımız Umut şey soruyor. Hani Gelin beni düzeltmesi. hayır. Çünkü orada da düzeltiyor Pınar Öyle Deniz. mi? Tabii. Burada da beni düzeltiyorsun. Evet, Sen Umut Umut da orada orada. düzeltiyor. Aydın o Kızlar, bebeğin cinsiyetini de bilmeyen burada zaten ben. İki hafta önce açıkladı. Çatlıyorum söyle. Erkek olacaktı. Ha, iki hafta önce. Tamam. Okay. Evet. Pardon, hayatım ben sensin. geriden geliyorum. Çocuk var ya bende ikisi okul hastalıklar hastalıklar böyle geri kalıyorum özür dilerim. Doğru. En azından Seda'ya bilgi vermiş oldum. Seda'ya bilgi vermiş oldum. Erkek. Ama Umut ona bir şey soruyor. Erkek bebek beklemesinin üzerine. Ona değişik bir cevap Evet. veriyor. Tamam peki hadi. Kendimi almadım. Arkadaşım bebeğini aldı. Tamam mı? Ben kendim yine bakmış. Bak kendim yine bakmış dostunuz diye. Şimdi de diyoruz ama hayatınızda neler değişti? Hayatımda neleri her şey değişti. Değişti neleri canım. Değiştirdiniz? Ne değişmeyecek hayatımda? Mesela açsak yani, biraz. İşte her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye başladım. O yüzden hayatımda her şey değişiyor. Annelerden tavsiyeler almaya başladınız mı acaba size de? Demin bir... Yakalamıştır mesela. Evet evet yani göbeğimi gören herkes şey... Ama bir şey... Kapatayım da. Bir şey yok ya yani şu an için. Evet. Küçük var. Küçük var. Aynen. Kan beyni neler hissediyor mesela? Ya heyecan... Çok, çok heyecanlı. Tabii ki ilk defa baba oluyor. Çok mutlu, çok heyecanlı. Ben de farklı bir şey yaşıyorum. O yüzden ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kendimi büyük ihtimalle şimdi sosyal medyada görünce kendinden nefret edeceğim. İsim de düşünmüyordur ama. İsim mi? Yok mu bir? Var mı tavsiyeniz? Yok. Ben, yani biz bulamıyoruz. Hani mesela... Erkek ismi zormuş. Baby shower'lar falan. Yok tutamalar. Ben... Yapar mısın? Balon patlatmalar falan. Ya böyle söyledim. Baby shower yapmam dedim. Sonra böyle en büyük baby shower yaparım korkuyorum. Ama şey ben o konuda üşengeç biriyim. Yani bir arkadaşım anca yapacak falan yoksa ben... Ama daha az daha var ama hani var. Yurt dışında mı olacak, Amerika'da mı olacak? İnşallah burada olacak. Burada olacak. Bakın. Peki şunu da sorayım. Normal doğum istersiniz muhtemelen. Çünkü onun da bir sürü yöntemi var. İşte suda, hipnoz biliyorsunuz. Bakalım. Bu araştırmıyor musunuz? Valla arkadaşıma geç kalacağız. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Çok şıksınız bu arada. Çok sormayın. Hızlıca çıktı. Efendim peki bir de şunu soracağım. Tabii sağlıklı olması önemli de muhakkak sağlıklı olsun da kız erkek ne bileyim hani hep böyle bir kız çocuğu olsun ister ya. Aslında kadınlar da erkekler de. Hani ilk çocuğu mesela kız çocuğu olanlar şanslıdır derler. Ya. Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Ben kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama tabii ki şu an erkek olduğu için de çok mutluyum. Evet kız çocuğu hayal ediyordum ama cinsiyeti erkek diyor. Evet. Ya ama şimdi kendi de çok narin böyle hani bıcı bıcı bir kız ya. Evet. Şimdi mesela kız çocuğu evet daha hani şeydir mesela öyle narin kadınlar kız çocuğum olsun ister. Çünkü yani güzel giydirir yanı başında her yere götürür. Oyuncak gibi oynayacak. Ol, aile terbiyesini verirsin, eğitimi güzel aldırırsın. En kötü korumak için fanus gibi dizinin dibinden ayırmazsın vesaire. Ama erkek çocuğu her anlamda zor. Hele bende iki tane var öyle olanlar da bilir. Evet. Ondan sonra ekran başında hem hareketli hem yorucu bitmiyor evet. Durmuyorlar. Anladın mı? Bir de onlara eğitim vermek kız çocuğundan ondan sonra özellikle ahlaki anladın mı? Kültürel eğitimi çok daha önemli. Daha çok, çok daha anneden emekli. Alırlar erkek Tabii. çocukları. Evet, en çok anne yoruluyor burada. Evet. Anne erkekleşiyor daha doğrusu. Dişiliğini unutuyor. Ama güzel bir tarafı anneye de böyle bir sevgi, aşk dolu kıskançlıkla. Babanın artık yapmadığını onlar yapıyor. Yapıyor değil mi? Tabii. Yani, ne yapıyorlar? Onlar biraz daha büyüsün sana Tabii. ne yapacaklar? Tabii. Ne yapıyorlar babanın yaptığı? Anne onu mu giydin? Hmm. Ondan sonra aşkım anne. Hmm, ne güzel olmuşum. Ay çok. Onu bence onu çıkar, şunu giy gibi. Aa, artık baba o görevini çocuklara devrediyor. Sen de tatlılıkları var. Böyle koruyup kollama hali geliyor. Tabii ona biraz aşkım annem canım. O kısımları çok güzel. Ama Allah hayırlı evlat etsin. Amin. Tabii ki kesin. Kendilerine, vatana, millete, cumhuriyetimize erkek evlat ama sen kız gibi fanusta koruyamıyorsun. Sen böyle burada şıkır şıkır fıkır fıkır Barbie bebek modeli. Ama evde ha yok, bildiğim bir de görünmeyen bir, yüzüm bir var. Bir de evdeki yüzü Recep İvedik. Osman Bey. Gelelim evdeki haline bir bakın sevgili Yani oğlum. Bizden ateşten yapma nefes. Oğlum sen ne yapıyorsun? Bak beni cici kadın anne. Komşular duyacak. Sen de bir var komşu şey. El alem ne der? Öyle büyüdük mü? Ben, ya, annem beni öyle büyüttü. Öyle büyüdük. Sorun el alem orada. El alem ne der? Evet. Sorun orada. Kimse Hadi el alem olarak, el alem olarak senin evde bu süslü püslü görüntünün arkasında neler olduğuna bakalım.
Nasıl? İşte sahnedeki ve programdaki Seda ile evdeki Seda. Ya ama işte altın, evdeki Seda da çok tatlı. Yine süslü. Ben oradaki Seda'yı çok daha seviyorum. Bu Seda benim için kolay. Yani mesleğin işini yapmak. Oradaki Seda beni daha mutlu ediyor. Çünkü ben orada evim, ailem, bizim öyle büyüdüm ya, altın kızlar modeliydik. Anneanne, anne, abla, ben. 4-3 kuşak gördüm. Üçünden de Allah razı olsun çok güzel emekleri var üzerimde. E gördüklerimi günümüz ne kadar değişse de, modernleşse de, zaman da kalmasa, bir şekilde öyle büyümüşüm ya. Kendimi yapmak, zaman ayırmak ve onun keyfini ben çocukken yaşadığım için çocuklarımın da yaşamasını istiyorum. Mesela el öptürünce mesela video paylaşıyorum, saatler olsun diyorum, el öptürüyorum. Diyor ki o nesil mi kaldı bilmem ne. Kalsın ya. Kalsın, evet. Ben bundan mutluluk duyuyordum ve... Annem de, büyüklerim de, babam da, anneannem de mutluluk duyuyordu. Şimdi mesela çocuklar ben onu demeden geliyorlar, ellerim hep yok. Senin, çok güzel. Sen dışarıdan göründüğünde hiç bunları yapan bir kadın görüntüsü çok yok. Çok güzel bir kuşak. Ama evde çocuklarına imtina gösteriyorsun ama şu bir kesin. Çünkü ailemin kadınları çok şanslıyım. Almışsın yani oradan. Yani çok güzel kadınlar var. Ne öyle ailesinin kadınlarından alıp ama hayatında onu devam ettirmeyen örnekler de var. Ben biraz da sevmek ya, ben seviyorum. Sen ne seviyorsun? Yedireyim, içireyim, evet, yapayım, evet, ağırlayayım, arkadaşlarım olsun, dostlarımı misafir gelmeyeyim. Misafir çok geliyor mu? Severim. Yani dostlarım, sayılı dostlarınız var ya, onları ben kendim ağırlamayı daha çok seviyorum dışarıda görüşmektense. Ev gerçekten yemekleri kendin mi yapıyorsun? Evet, dostlarına? Evet, ya, evet. Evet. Oturup yanımda çalışan çok kadın olmuştur, arasınlar, bağlansınlar yani. Peki mesela ben öğretirim yemekleri, ben gösteririm, ben yaparım. Peki bu kadar geleneksel bir yapın var bir taraftan, ama modern dünyanın da içindesin. Evet. Çocuklarına hamileyken, ilk çocuğuna hamileyken, ilk oğluna hamileyken böyle isim konusunda düşünüp kafandan böyle geçirdiğin ama koyamadığın isim oldu mu? Ya da kim karar verdi? Şöyle, benim soyadım, eşimden aldığım soyadı çok sevdim ben. Hı-hı. Nefesoğlu. Hı-hı. Ondan sonra erkek çocuk doğacak. Düşündüm, nefes olsun dedim. Hı-hı. Yani şey, deniz gibi, güneş gibi, ada gibi, unisex bir isim. Evet. Ondan sonra aile de beğendi. Sonra 7 ya da 8. ay, tam hatırlamıyorum, rüyasını gördüm. Rüyamda o ismi, dedim ki hani böyle şey yapanlar da var, olsun mu olmasın diye ailemde karar veremeyenler var. Olsun mu dedim. Rüyamdaki adam bana olsun dedi. Eşime çok benzeyen bir adamdı rüyamda gördüğümde. Nefes koy dedi. Çok şey olacak dedi, iyi olacak dedi. Ondan sonra nefesi öyle koydum. Nefes, nefes oldu. Nefes, nefes. Ateşi de yalvardım eşime. Kimlik giderken. Ne olur ateş koyma. Ne olur ateş koyma. Ne olur koyma ateş. Diye. Akrep burcu ateş bir de. Ondan sonra arasına da kan koyduk. Yani çifişim yumuşatmak için. Ondan sonra öbürkünü eşim istedi. İkinci çocuğa isim bulamadığım için eşim koydu. Ay vallahi. İsim bulabilseydi. Hiçbir tane mi gelmedi isim Seda? Nefer. Nefer mesela. Nefer. O da çok ağır. Hmm. O. Ben biraz anlamı şeyim. Anlamı güzel. Hani, anlamı çok güzel. Evet, bir sağlı bir. Evet. Peki isimlerin taşı ateş gibi mi? Aynen Müge. Aynen. Akrep burcu sana geçmiş olsun. Öbürküsü de tam baba. Hani soyadı sevdim ya, nefes. Oğlu nefes. Ağır abi. Muhabbet arkadaşı. Ateş de sen güzel yakar.